7 Ekim'e kadar Orta Doğu'da son yıllarda olan şekillenmeleri darmadağın etti. Onlar neydi derseniz, Körfez ülkeleriyle, başta Birleşik Arap Emirlikleri, sonra bunu Bahreyn takip etti, İsrail arasında Trump zamanında varılan bir anlaşma vardı. Bu ülkeler, yani Arap ülkeleri, en zengin Arap ülkeleriyle İsrail arasında normal ilişkiler kurulmuştu. Filistin sorunu artık bitmişti gibi öyle bir muamele görüyordu. Gündemden düşürülmüştü ve giderek de Suudi Arabistan'la Körfez ve bölge dengelerinde en önemli Arap ülkesi sayılan Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme sürecine girilmiş gibiydi. Bu saldırı uzun yıllardır rafa kalkmış olan, ki rafa kalkana kadar Orta Doğu'nun bir numaralı sorunu sayılan Filistin sorununu tekrar uluslararası gündeme getirdi. Bu yakınlaşmayı az önce ifade ettiğim darmadağın etti. Sona erdirmedi belki ama darmadağın etti. Ve en azından hala da devam ediyor savaş. Ve bu savaş soykırım boyutlarına ulaştı. Şu an için düşünürsek, şu konuşmayı yaptığımız an için düşünürsek, 7 Ekim'den beri Türkiye'de bir savaş olsa 2 milyon insanın ölmesi, bunun 1 milyonundan fazlasının çocuk olması ne demekse, Gazze'de olan oransal olarak baktığınızda şimdi o İsrail Güney Afrika'nın başına çekmesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım yapıyor diye şikayet edildi. Batı dünyası moral üstünlüğünü İsrail'e destek çıkarak, başta Amerika ama Avrupa'da kaybetti. Ve bütün bunların önümüzdeki uzun yıllara yayılacak çok önemli sonuçları olacağı besbelli. Dolayısıyla Orta Doğu bundan 6 ay önceki, 1 yıl önceki Orta Doğu değil, yeni bir Orta Doğu. Bundan sonra Orta Doğu'da her şey olabilir, fakat şu an geldiğimiz nokta itibariyle ortaklaşa, çok değişik çevrelerden ortaklaşa yapılan tespit ve gözlem o ki, Orta Doğu'nun yakın geleceğinde şiddet, savaş, çatışma ön plana çıkmış gözüküyor. Bu iyi bir haber değil tabii. Ama gerçekçi olmak gerekirse, gergin ve çatışmaya her zamankinden daha fazla, ki zaten çatışmalı bir bölgeydi, öyle bir Orta Doğu ortamı içinde bulunmaktayız. Dün burada yaptığım konuşmada da onun altını çizmeye çalıştım. Bu gibi durumlar Türkiye gibi dış politikasını giderek militarize hale getirmiş, saldırgan eğilimleri yükselmiş ülkelere daha geniş hareket alanı sağlıyor. Eğer Türkiye önüne geçilmezse, ki bunu açıkça zaten ülkenin karar vericileri söylüyor, yakında güneye, Irak Kürdistan'a yönelik büyük bir askeri operasyon hazırlığı içindeler. Cumhurbaşkanı sürekli olarak Suriye'de 30 kilometre güneye inilip orada bir hat kurulması gerektiğini söylüyor. Bahsettiği yer Rojava. Orada Kürtler yaşıyor. İnsansız topraklar değil. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçilmezse yakın gelecekte bu savaş tamtamlarının giderek daha yüksek sesle işitildiği ve çalındığı, Orta Doğu'da Türkiye'de Kürtlere yönelik saldırgan politikası Türkiye'yi yönetenler devam ettirebilir. Bunun için elverişli bir ortam varmış gibi düşünebilirler. Bu bakımdan dediğim gibi, tekrar altını çizerek söyleyeyim, önüne geçilmediği takdirde, aksine ikna edilmedikleri takdirde Türkiye'nin karar vericileri ve yöneticileri Kürt karşıtı politikalar için onlara daha geniş manevra alanı sağladıkları düşüncesine varacakları yeni bir durum var. Tabii Irak Kürdistan'da güneyde yapılacak büyük çaplı bir askeri operasyon, ki Rojava'ya da öyle niyetler güdülüyor. Bunun içeride devletin ve devleti temsil eden Cumhurbaşkanı sisteminin, yani Tayyip Erdoğan'ın ve onunla ortak davranmakta olan
MHP'nin Kürtlere yönelik olarak sorun çözmeye yönelmekten ziyade sorunu askeri yöntemlerle zorla ortadan kaldırmak, bastırma hevesleri öne çıkacak demektir. Bu çözüm süreci beklentilerini geri itme tehlikesi taşıyor. O yüzden sürekli dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum. Bütün bunların önüne geçilmezse diyorum. Önüne geçilebilir mi? Geçilebilir. Eğer önüne geçilirse o zaman ayrı bir yöne doğru gider süreç. Geçilemezse şu andaki işaretler 31 Mart sonrası Türkiye ve Kürtler arası ilişkiler bakımından çok da insanı yüreklendirici gözükmüyor, öyle söyleyeyim. Devlette barış iradesi gözükmüyor. Sorun orada zaten. Kürtlerde bir sorun yok. Bütün Türkiye'nin bütün Kürt halkı, Türkiye'nin bütün demokratik güçleri, Kürt olmayanlar da barış istiyor. Yani Türkiye'nin insanların, Kürt siyasi hareketinin, Kürtlerin, halkın kendisinin barış arzusunda azalma yok, tersine artma var. Barışın olmamasındaki büyük sıkıntı devletin tavrından kaynaklanıyor. Devlet de şu anda savaşa yönelik politikalara ağırlık verecekmiş gibi işaretler veriyor. O yüzden tekrar bir daha söyleyeyim. Bunun önüne geçilmezse diyorum. Önüne geçilmezse ne olur? Devletin saldırganlığı, barış yerine savaşı seçmesi ihtimali daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmış olur. Peki barış umudu ne olacak? Dünyada hiçbir şey sürekli olmaz. Sürekli savaş olmaz. Sürekli barış durumları da olmuyor. Birbirleriyle yer değiştiriyorlar. Savaşın sonunda Türkiye bununla bir yere varılmayacağı burnu sürtülerek devlet anladığı takdirde barış iradesi toplumda ve halkta ve siyasi harekette var olduğu ve seslendirildiği ve bunun peşinden koşulduğu sürece er ya da geç barış yoluna Türkiye dönecektir. Bizim gibilerinde zaten işi, gücü, işlevi, amacı sürekli olarak o barış iradesini, barış arzusunu, barış talebini her şeye rağmen her koşul altında ayakta tutmak ve bunun peşinden koşmak. Yani önce bir kere bizim Kürt temsilini en fazlasıyla ifade eden parti olarak bir Kürt meselesi çözümü modelimiz olması lazım. Bir metin olması lazım. Bir talepler listesi olması lazım. Amerika'yı bir daha keşfedecek değiliz. Bu daha önceki süreçlerde Abdullah Öcalan tarafından başta defalarca listelendi bu. Ve hangi adımın hangi sırayla atılacağı da anlatıldı. Şimdi bunları hayata geçirmek için bütün bu talepleri tekrar canlandırmak lazım. Ama bu taleplerin bir bölümünü biz tek başımıza yapamayız. Yani bu bunun için yani bu biraz dans etmeye var. Tek başına halay çekilmiyor. Sergovend lazım. Govend'e katılacaklar lazım. Tek başına yapılan dansın adı Govend değil, Zeybek. Şimdi biz Govend yapmak istiyoruz, Zeybek oynamak istemiyoruz. Dolayısıyla o zaman taslağımız, çözüm önerilerimiz, çözüm planımız, projemiz neyse onu hazırlamamız lazım. O zaman diğer partilerle de görüşmemiz lazım. Bakın arkadaşlar, şu noktalarda buluşursak siz de kendi önerilerinizi getirin. Bizim önerilerimiz budur. Ama görüşelim ve bazı ilkeler zemininde buluşalım ve birlikte hareket edelim. Bunu muhalefetle de yapmak lazım. Bunu iktidar partisiyle de yapmak lazım. Onlara da gidip beyler, yani bu ülkenin iktidar partisisiniz. Ama sorun var. Bir sorunu çözmediniz, çözmekten kaçındınız. Halbuki bu sorunun çözümü bütün ülke için, halkımız için gerekli, bizim için gerekli, sizin için de gerekli. Gelin konuşalım demek lazım. O anlamda Selahattin Demirtaş'ın gündeme getirdiği bir takım yanlış anlamalara da, bilinçli olarak bazı yanlış anlamalara diyelim, yol açmış olan AK Parti ile de görüşmek lazım. Eğer AK Parti ile görüşmüyorsa eksiklik değil, AK Parti ile de görüşmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüşmek lazım. Diğer bütün partilerle de görüşmek lazım. Bu görüşmeleri yapabilmek için ama kendi projenizin hazır olması lazım.
O projeyi de yoktan var edecek değiliz. Tekrar söylüyorum. Dün kendi konuşmamda da söyledim. Abdullah Öcalan'ın 2013 Nevruz metnini okuyun, okuyalım. Bir daha düşünelim üstüne, çalışalım. 2013'teki Abdullah Öcalan'ın Nevruz açıklamasını 2024 yılına tercüme edelim ve yola çıkalım.